öğrenciler. Daha önceki bölümde kimyanın bilim olma sürecini anlatmıştık. Daha sonrasında da bilim dalı olarak kimyanın disiplinleri ve çalışma alanlarından bahsettik. Bu bölümde kimya biliminin merkezine doğru kimya ilkelerinin atom ve moleküllerin davranışlarına nasıl bağlı olduğu üzerinde duracağız. Kimyanın temel seviyede bile iyi bir şekilde anlaşılabilmesi sembolik dilinin ve kendi özgün ifade şeklinin bilinmesine bağlı arkadaşlar. Sembollerle ifade edilen atomların ve moleküllerin farklı sayılarda ve düzenlenişlerde nesnelerin özelliklerini nasıl belirlediği, nasıl değiştirildiği ancak kimyanın sembolik deliyle açıklanabilir. Aristo'nun bütün maddelerin hava, su, toprak ve ateş olmak üzere dört elementten oluştuğu ve bu dört elementin her maddenin özünde var olduğu fikrini Robert Boyle'un yaptığı yeni element tanımı ile ortadan kaldırdığını yine geçen dersimizde de söylemiştik. Bu tanıma göre element bilinen hiçbir yöntemle kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddedir. Günümüzde ise element tanımı aynı proton sayısına sahip tek tür atomlardan oluşan saf maddeler olarak tanımlanıyor arkadaşlar. 1814 yılında Berzelius elementlerin adlarının esas alındığı bir sistemle element sembollerinin gösterilmesi fikrini öne sürmüştü Berzelius tarafından önerilen ve günümüz kimya biliminde geçerli olan elementlerin sembollerle gösterimi yani şu an periyodik tablo olarak bildiğimiz tablo geliştirildi. Yani bunun öncülüğünü kim yapmış? Berzelius yapmış. Devam edelim arkadaşlar. Element tanımımızla devam ediyoruz. Element aynı proton sayısına sahip bakın tek tür tek tür atomlardan oluşacak arkadaşlar ve aynı proton sayısına sahip olacak. Bu topluluklara biz element adını veriyoruz. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiş. Bakalım bunlar neler? Tek tür atomlardan oluşurlar. Saf maddelerdir. Homojendirler. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bunlar erime noktası, kaynama noktası ve yoğunluk gibi. Arkadaşlar elementler kimyasal ve fiziksel yöntemle ayrıştırılamazlar. Kendinden daha küçük maddelere ayrıştırılamıyorlar. Sembollerle gösteriliyor. Her elementin kendine ait bir sembolü var. Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmekte arkadaşlar. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapay yani laboratuvar ortamında üretilmiş. Doğadaki elementlerin çok azı helyum, argon gibi atomik halde arkadaşlar. Bazıları ise bakın N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu. Yani biz buna diatomik diyoruz. Di burada iki anlamına geliyor. Bazıları ise O3, S8 gibi çok atomlu. Yani poliatomik. Poli yine çok demek. Çok atomlu yapıda bulunabiliyorlar. Bazı elementler ise arkadaşlar. Bakın sodyum klorür, kalsiyum karbonat, azot dioksit gibi bileşikleri halinde bulunuyor. Yani sodyum sodyum doğada sodyum klorür yapısında bulunabiliyor. Diyor ki son maddemiz birçok element bileşiklerinin kimyasal yöntemle ayrıştırılması sonucunda elde edilir. Birçok element ile elde ediliyormuş? Bileşiklerin ayrıştırılmasıyla. Ha, sodyum klorür yemek tuzunu ayrıştırırsak o zaman biz ne elde edeceğiz arkadaşlar? Sodyum artı ve klor eksi. Yani sodyum ve klor elde edeceğiz kimyasal yöntemlerle ayrıştırarak. Elementlerin Latince adlarının ilk harfleri o elementin sembolünü oluşturur. Yani oksijen hidrojen, kurşun gibi. Şimdi elementin ilk harfi başka bir element ile aynı olduğu zaman elemente ait sembolü fazladan bir harf ekliyoruz. Şimdi bakalım hidrojen ve helyum ikisi de H harfiyle başlıyor değil mi? Hidrojen ve helyum. Ne yapıyoruz? İkisi aynı olduğu zaman birine fazladan bir harf ekliyoruz. Yani burada gördüğümüz gibi hidrojen H, Helyum da H, E şeklinde oluyor. Yine burada da azot ve neon gibi. Sembolün ilk harfi daima büyük. ikinci harfi ise küçük yazılı arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Burada gördüğümüz gibi mesela altın, kobalt, nikel, demir gibi. Bakın ilk harfleri büyük. ikinci harfleri nedir? Küçük yazılmıştır. Bir bileşiğin kimyasal formülündeki küçük alt sayılar. Biz bileşiklere baktığımız zaman işte H2O yazıyor, CO3 yazıyor. Buradaki rakamlar neyi ifade ediyor? Bir bileşiğin kimyasal formülündeki küçük alt sayılar bileşikte o elemente ait kaç tane atom bulunduğunu gösterir arkadaşlar. Bakıyoruz. Örneğin CO2 bileşiğinde 2 tane oksijen atomu var. NH3 bileşiğimizde 3 tane hidrojen var. Şimdi arkadaşlar elementin yalnızca bir atom olduğu zaman alt sayı yazılmaz. Çünkü niye? Yazılmadığında biz burada biliyoruz ki bir tane karbon var. Bir tane de oksijen atomu var. Biz bunu biliyoruz. Kural bu bir kural. Bize diyor ki element bir tane ise alt sayı yazılmıyor arkadaşlar. Elementlerin sembollerine bakalım. Elementlerin sembollerle gösterilmesi yazım kolaylığı sağlıyor arkadaşlar. Bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturuyor. Bakıyoruz burada periyodik cetveldeki ilk 20 tane element alınmış. Hidrojen element sembolü H, helyum He. Bakın az önce söylemiştik ilk harfleri aynı olduğu zaman ikinci bir harf getiriliyordu. Lityum Li, berilyum Be, bor B. Bakın burada da berilyum yine berilyum ve bor yine aynı harflerle başladığı için ne yapmışlar? Berilyuma bir ikinci harf getirilmiş. Karbon C Azot N, Oksijen O, Flor F, Neon Ne, Sodyum Na, Magnezyum Mg, Alüminyum Al, Silisyum Si, Fosfor P, Kükürt S, Klor Cl, Argon Ar, Potasyum K kalsiyum ise Ca şeklinde gösterilmektedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar element sembollerinden bahsederken şöyle önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi biz mesela azot diyoruz. Azot nerede? Burada. Ama N harfiyle gösteriyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunların Latince isimleri var. Azot Latince olarak baktığımız zaman nitrojin şeklinde yazılıyor. Bakalım nitrojin. O zaman azotun sembolü ne oluyor? Ne oluyor? Karbona baktığımız zaman Yine nasıl yazılıyor? Karben şeklinde yazılıyor. Bu da karbonda da C harfiyle gösteriliyor. Bu yüzden karbon diye düşündüğümüz zaman K harfi yazmıyoruz. Azot diye düşündüğümüzde Bakın nitro, nitrojinden gelen N harfini kullanıyoruz. Demek ki bu harfler Türkçe olarak düşünmüyoruz element sembollerini. Devam edelim. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve bilmemiz gereken bazı elementler ve adları, sembolleri tabloda verilmiş. Bakalım. Krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, civa ve kurşun. Şimdi arkadaşlar bu elementleri günlük hayatta sıkça kullanıyoruz. Şöyle bir ödev istiyorum sizden. Bu elementleri günlük hayatta nerede kullanıyoruz? Nasıl karşımıza çıkıyor? Bunlarla ilgili kısa bir ödev hazırlamanızı istiyorum. Örneğin altın mesela nerede kullanıyoruz? Genellikle ziynet eşyası ve takılarda kullanıyoruz. Değil mi? Platin mesela bir vücudumuzda herhangi bir kemikte kırık olduğunda bunu onarmak için ne kullanıyoruz? Platin kullanıyoruz. Gümüş de yine e, ziynet eşyası olarak da kullanılabiliyor. Ama başka alanlarda da kullanılabiliyor. Bunlar neler? Bunlarla ilgili kısa bir araştırma yapıp ödev hazırlayıp göndermenizi istiyorum. Nereden? O sebeple uzaktan eğitim portalından gönderebilirsiniz. Devam edelim bileşiklere geldik. Farklı elementlerin belirli oranlarda kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere bileşik diyoruz bakın arkadaşlar. Saf maddelere. Elementler de saf maddelerdi. Bileşikler de saf maddeler. Yine bileşiklerin bazı özellikleri verilmiş. Bakıyoruz. Saf maddelerdir. Homojen maddedir arkadaşlar. Ne zaman hariç, hal değişim grafikleri hariç. Hal değişim durumları hariç, hal değişim grafiklerini hatırlayalım arkadaşlar. Bunu geçen dersimizde vermiştik. Şöyle gidiyordu. Şimdi burada madde katı haldeydi. Burası homojendi. Burada katı artı sıvı haldeydi ama burası homojen değildi. Neydi? Heterojendi arkadaşlar. Demek ki hal değişim esnasında ne değiller? Homojen değiller. Devam edelim. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Erime kaynama noktası ve yoğunluk gibi. Yani her bileşiğin kendine ait bir erime noktası var, kaynama noktası var ve bir yoğunluğu var. Bunlar ayırt edici özellikler arkadaşlar. Biz biliyoruz ki suyun kaynama noktasıyla örneğin çayın ya da sütün kaynama noktası aynı değil. Bunlar her biri nedir? Maddelerin ayırt edici özellikleridir. Fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlere ayrıştırılamazlar arkadaşlar. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Şimdi biz su molekülünü düşündüğümüz zaman herhangi bir fiziksel yöntemle ayrıştırabiliyor muyuz? Hayır ayrıştıramıyoruz. Ancak elektroliz dediğimiz kimyasal bir yöntemle su molekülü hidrojen ve oksijen olarak ne oluyor? Ayrıştırılabiliyor. Bileşikler formüllerle gösterilir. Elementler neyle gösteriliyordu arkadaşlar? Elementler semboller ile gösteriliyor. Bileşikler ise formüllerle gösteriliyor arkadaşlar. Formüllerle. Şimdi bunu buna çok dikkat ediyoruz ve bu birçok soruda çıkar. Elementler semboller ile, bileşikler ise formüller ile gösterilir. Nasıl? Hidrojen atomu örneğin H harfi ile H sembolü ile gösterilir. Su bileşiği ne ile gösterilir? H2O formülü ile gösterilir arkadaşlar. Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır. Örneğin suda hidrojen atomunun oksijen atomuna oranı nedir? 1 bölü 2'dir. Bakın buraya. 2 tane hidrojen atomu var. 1 tane oksijen atomu var. Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez arkadaşlar. Şimdi hidrojen atomu var. Bir de oksijen var. Bunlar doğada normalde H2 ve O2 gazları şeklinde bulunuyor. Şimdi bunlar belirli oranlarda hangi oran 1 bölü 2 oranında bir araya geldiler ve su molekülünü oluşturdular. Bu artık H2O arkadaşlar sadece suyun özelliğini gösterir. Bu suyun yapısında yani hidrojenin herhangi bir özelliğine ya da oksijenin herhangi bir özelliğine rastlayamayız. Bunlar artık bambaşka bir molekül oluşturdular ve özellikleri ne oldu? Değişti. Yani kendisini oluşturan elementlerin, bileşenlerin özelliklerini ne yapmıyorlar? Taşımıyorlar. Şimdi sık karşılaştığımız bileşikler ve Bileşiklerin formülleri ve yaygın adlarından bahsedeceğiz. H2O, H2O su molekülü. Yaygın adı da su biliyoruz. HCl, HCl tuz ruhu. Biz ona hidroklorik asit de diyoruz. H2SO4, zaç yağı. Sülfrik asit olarak kullanıyoruz. Bu moleküllerin kimyasal adlandırmalarını da yine ilerleyen derslerimizde öğreneceğiz. HNO3 kezap biz buna nitrik asit diyoruz. CH3COOH dediğimiz sirke asiti ya da asetik asit olarak biliyoruz. CaCO3 kalsiyum karbonat neymiş? Kireç taşıymış arkadaşlar. NaHCO3 sodyum bikarbonat dediğimiz yapı yemek sodası. NH3 amonyak C-A-O-H-2 sönmüş kireç NaOH Süt kostik ya da sodyum hidroksit diyoruz biz ona KOH ya da potasyum hidroksit potas kostik diyoruz ona da CaO sönmemiş kireç. Bakın burada da sönmüş kireç demiştik. Arada ne fark var? Hidrojen atomu farkı var. Buraya geldik. NaCl yani sodyum klorür nedir? Yemek tuzu yani bizim sıklıkla kullandığımız sofra tuzu. Şimdi arkadaşlar elementlerle bileşiklerin tanımlarını, özelliklerini yaptık, anladık, konumuzu kavradık. Şimdi örneklerle konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki maddelerden hangisi elementtir? Şimdi arkadaşlar bronz bir bakır alaşımıdır. Element değildir. Çelik yine karbonun belirli oranlarda demir ile birleşmesiyle oluşur. Bu da değil. Element değil. Yemek sodasına baktık. Burada formülünü görmüştük yemek sodasının. Bakın. Kendisi bir bileşiktir. Devam ediyoruz. Bize ne soruyor? Elementtir diye soruyor. Bunu da eledik. Amonyak yine az önceki tabloda gördük. NH3 dediğimiz yapı. Bu da bir bileşiktir. Ozon arkadaşlar O3 ile gösterilir moleküler element yapısındadır. Cevabımız B seçeneği. Devam ediyoruz. Sut kostik, zaç yağı, kezzap, sönmemiş kireç. Yukarıda bazı bileşiklerin geleneksel adları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki formüller ile geleneksel adlar eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır arkadaşlar bakalım. Şimdi arkadaşlar sut kostik dediğimiz yapı. Hatırlayalım. Sodyum hidroksitti. yani NaOH şeklinde gösteriyoruz sut kostik. Bakıyoruz seçeneklerde nerede? Burada. zaçığı Bakalım. Zat formülü neydi? H2SO4 yani sülfürik asitti kendisi. Burada. Kezap HNO3 yani nitrik asitti. Bakıyoruz. O da burada. Sönmemiş kireç dediğimiz arkadaşlar. CaO burada. HCl dediğimiz arkadaşlar hidroklorik asit. Yani biz onu az önceki tabloda ne olarak gördük? Tuz ruhu. Yani C seçeneği boşta kalır. Yani soruda bize diyor ki yukarıda verilen yaygın adları formülleriyle, bileşik formülleriyle eşleştirin diyor. Ne yaptık? Eşleştirdik. Sutkostik kostik burada A seçeneğinde. Zaç yağı H2SO4 nerede? A seçeneğinde. Kezap, HNO3 yani nitrik asit Burada E seçeneğinde. Sönmemiş kireç CaO nerede? B seçeneğinde. O zaman boşta kalan HCl tuz ruhu oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıda maddelerin atomik ve moleküler yapıları dikkate alınarak bir sınıflandırma yapılmış. Atomik yapılı olanlar helyum, neon, argon, altın gibi. Moleküler yapılı olanlar H2, O2, CO2, H2O. Tek cins atom ya da tek cins molekül içermeyenler buzdusu, tuzlusu, hava. Şimdi bu üç grubun hangilerinde verilen örnekler doğrudur diyor. Atomik yapıya bakıyorum He, Ne, Ar, Au. Bunların her biri nedir arkadaşlar? Atomik yapılı olanlardır. O yüzden doğru verilmiş. Moleküler yapılı olanlara bakıyorum h 2 iki tane hidrojenin bir araya gelmesiyle H2 molekülü oluşmuş. İki tane oksijenin bir araya gelmesiyle O2 molekülü oluşmuş. Element molekülü bunlar arkadaşlar. H2 element molekülü, O2 element molekülü. CO2'ye bakıyorum. Yine karbon ve oksijenin bir araya gelmesiyle CO2 molekülü oluşmuş. Yine moleküler yapıda. H2O yine hidrojen ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşmuş moleküler yapıda. Buradakilerde doğru arkadaşlar. Devam ediyorum. Tek cins atom ya da tek cins molekül içermeyenler. Şimdi havaya bakalım arkadaşlar. Hava arkadaşlar azot N2, O2, CO2 gibi gazların işte bir araya gelmesiyle oluşan bir karışım. Burada ne var? Atomik yapıda değil, moleküler yapılı olanlar da var. Elemental moleküller de var. Bileşik molekülleri halinde olanlar da var. Tuzlu suya baktığım zaman NaCl ve ne var? H2O var arkadaşlar. Burası da sağladı. Şimdi buzlu suya baktığım zaman arkadaşlar H2O var içerisinde sıvı halde. H2O var içerisinde katı halde. Tek cins atom ya da tek cins molekülü sağladı mı? Hayır sağlamadı. O yüzden tek bir seçenek de olsa eliyoruz. O zaman bizim için verilenlerden hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Elementlerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Tek cins atom içerirler. Doğru. Diatomik veya poliatomik yapıda olabilirler. Biz bunu O2 o3, S8 şeklinde görmüştük. Bunlar neydi arkadaşlar? O2 dediğimizde diatomik yapıdaydı. Bunlar da poliatomik yapıdalar. Devam edelim. Moleküler yapılı elementi saf örnek verilebilir. Şimdi H2O dediğimizde hidrojen elementi ve oksijen elementi bir araya gelerek neyi oluşturmuş? H2O bileşiğini oluşturmuş arkadaşlar yani su bileşiğini oluşturmuş. Üçüncü öncülümüz nedir? Yanlıştır. Element değildir. O zaman doğru cevabımız nedir? 1 ve 2 seçeneği yani C seçeneğidir. Şimdi yukarıda bazı özellikleri verilen maddeyi soruyor. Aşağıdaki hangisidir diyor. Homojen görünümlüdürler. Şimdi elementler de homojen görünümlü. Bileşikler de homojen görünümlüler. Bakalım. Tek cins molekül, farklı cins atom içerirler. Tek cins molekül, farklı cins atom içerirler. Tamam. Şimdi farklı cins atom içerirse bu element olamaz arkadaşlar. Çünkü neden? Elementler tek cins atomlardan oluşuyordu. Bakın burada molekül de var içerisinde. Bu bizim bildiğimiz bileşik örneği. Formüllerle gösteriliyorsa zaten kesinlikle biz ne demiştik? Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösteriliyordu. Şimdi çözeltilerin, karışımların, alaşımların e, belirli bir formülleri yoktur arkadaşlar. Elementler de sembollerle gösteriliyordu. O zaman cevabımız A şıkkı bileşik. Yani burada gördüğümüz özelliklerin hepsi kime aittir? Bileşiklere aittir arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki özelliklerden hangileri element ve bileşik için, element ve bileşik için ortak bir özellik arkadaşlar? Bakalım. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Doğru. Şimdi biz elementleri fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle kendinden daha küçük maddelere ayrıştırabiliyor muyuz? Ayrıştıramıyoruz. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamaz. Ama biz bileşikleri ayrıştırabiliyoruz. Şimdi elementler ayrıştırılamıyor ama bileşikler mesela ne dedik? Elektroliz yöntemiyle H2O bileşenlerine ayrıştırılabiliyordu. O zaman bu ikisi hem element hem de bileşik için ortak bir özellik değildir arkadaşlar. Saf maddedir. Doğru. Elementler de saf maddelerdir. Bileşikler de saf maddelerdir. Erime ve kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır. Şimdi elementler ve bileşikler saf madde oldukları için saf maddelerin erime, kaynama noktaları ayırt edici bir özellikti. O yüzden sabit kalıyordu. O zaman doğru cevabımız ne olacak? D seçeneği 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi yukarıda kutu içerisinde modellerle gösterilen maddelerin doğru sınıflandırılması hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar biz bunların her birine bir element verelim. Örneğin burası oksijen olsun, oksijen olsun. O zaman küçüklerin hepsi ne olacak? Oksijen olacak. Büyüklere de karbon diyelim. Şimdi o zaman A seçeneğinin içerisinde ne var? Oksijen O2 gazıyla CO dediğimiz karbon monoksit gaz karışımı var arkadaşlar bakıyorum karışım olanlar nerede? Burada. B seçeneğine geldim. Ne var? Yine aynı sembollerle devam edelim. Oksijen diyelim, karbon diyelim. Oksijen diyelim, karbon diyelim. Oksijen diyelim, karbon diyelim. O zaman ne oldu? Karbon monoksit gazı oldu. Bunların hepsi aynı olduğu için B seçeneğimiz ne olacak arkadaşlar? Karbon monoksit bileşiği olacak. Evet buraya karışım diyoruz buraya bileşik diyoruz. Şimdi buraya geldik. O zaman bunlar ne olacak? Oksijen, 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 oksijen. Yani burada O2 var. O2 elementel yani diatomik halde olduğu için element diyoruz. O zaman doğru cevabımız karışım, bileşik, element olan B seçeneği arkadaşlar. Bu tarz sorularda anlayabilmek için ya da soruyu daha kolay çözebilmek için benim yaptığım gibi oksijen veya karbon şeklinde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu soruyu daha kolay bir şekilde ya da verilenlere daha basit bir şekilde anlamanıza yardımcı olacaktır. Yeni bir soru. Dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bileşiği. Şimdi bazı özellikler verilmiş. 2 tane karbon atomu. Kim var? 2 tane karbon atomu var. Karbon atomlarının 3 katı kadar hidrojen. İki tane karbon atomu vardı. Üç katı kadar dediyse eğer altı tane hidrojen atomu içerecek. Bir tane de kim varmış? Oksijen atomu. Diyor ki soruda arkadaşlar buna göre etil alkolün molekül formülü. Aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi geldim baktım burada iki tane karbon var. Üç tane hidrojen var. Olmadı. Çünkü neden? Altı hidrojen arıyoruz. Buraya geldik. Burada klor var. Bu bizim formülümüzle bileşik formülümüzle hiç alakası yok. Buraya geldik. Burada da ben helyumu gördüm. Hemen bununla da üstünü çizdim. Çünkü bununla ilgili de bileşik formülümüzde böyle bir atom yok. Devam ediyorum. Burada da 3 tane karbon var. Ama ben de 2 tane karbon arıyorum. Bunu da direkt çizdim arkadaşlar. Bakın. Buraya geldim. 2 tane karbon var. Doğru. 5 tane hidrojen var ama ben 6 hidrojen arıyorum. Ama bileşik formülümün bakın bir hidrojen de burada var. O zaman toplamı ne yaptı? 6 hidrojen yaptı. Bu da doğru. Oksijen atomu kaç taneymiş? Bir taneymiş. Baktım bileşik formülde bir tane oksijen var. O zaman doğru cevabım E seçeneği arkadaşlar. Demek ki dezenfektan olarak sıkça kullandığımız etil alkol C2H5OH C2H5OH şeklinde gösteriliyormuş molekül formülü. Devam edelim. Aşağıda sembol ve formülleri verilen maddelerden hangisi yanlıştır? Şimdi biz bakırı biliyoruz. Cu. NH3'ü biliyoruz, amonyak. Potasyum K ile gösteriliyor. Doğru. Kalsiyum oksit. Bu da doğru. Şimdi buraya baktım. Sodyum dioksit. Ben biliyorum ki sodyum Na ile gösteriliyordu. Ama burada NO2 var. O zaman bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Adlandırılması veya formülü birbiriyle eşleşmiyor demektir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir formül ile gösterilemez diyor. Şimdi arkadaşlar çay şekeri dediğimiz yani şeker yapısı, şeker molekülünün belirli bir formülü vardır. Arı su dediğimiz yine saf su, yine H2O. Etil alkol az önce gördük arkadaşlar. c 2 h 5 OH'tı formülümüz. Yemek tuzu dediğimiz yapı kimde? N, A, C, L, sodyum klorür yemek tuzu. Şimdi arkadaşlar hava dediğimiz yapıda N2 var, O2 var, CO2 var. Daha birçok farklı ıı, karışımın gaz karışımlarının, işte birçok maddenin birleşmesiyle oluşuyor hava. O yüzden biz temiz havayı belirli bir formül ile gösteremiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi S8, Cl2, CO2 yukarıda verilen maddelerle ilgili Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 3'ü de bileşiktir demiş. Bir kere S8 ve Cl2, Cl2 diatomik, elementel formda, S8 ise poliatomik yapıda arkadaşlar. Ama CO2 bileşik. Üçü de bileşiktir demiş. Yanlış. S8 ve Cl2 elementtir diyor. Doğru. Üçü de moleküler yapıdadır. Evet, S8 element molekülü. Element molekülü. Cl2 de yine element molekülü. CO2 ise arkadaşlar bileşik molekülü. O zaman bize üçüncü öncülde ne demiş? Üçü de moleküler yapıdadır. Bu da doğru. O zaman cevabımız 2-3 olacak. Bakalım nerede? D seçeneğinde 2-3. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi saf bir maddenin bileşik olduğunu kanıtlar diyor. Kimi arıyoruz? Bileşiğin bir özelliği olması lazım. Bakalım. E seçeneğinden başlayalım. Yapısında tek tür atom varsa bu kimdir? Elementtir. Hal değiştirirken sıcaklığın sabit kalması. Şimdi saf maddelerde hal değişiminde sıcaklık sabit. Saf maddeler elementler de saf, bileşikler de saf. Şimdi bunun bileşik olduğunu kanıtlar mı? Kanıtlamaz. Devam edelim. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışması diyor. Biz dedik ki arkadaşlar, bileşik mesela H2O üzerinden yine gidiyorum. Dedim ki fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışamaz bileşikler. Neyle ayrışırlar? Kimyasal yöntemlerle. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Elektroliz yöntemi demiştik yine su için. O yüzden bu da bileşik olduğunu kanıtlamıyor bize. Homojen olması. Şimdi elementlerde, bileşiklerde saf maddelerde, saf maddeler homojen yapıdaydılar. Burada da bileşik mi, element mi karar veremedik. Şimdi buraya geldim. Arkadaşlar bir madde yakıldığında, ısı aldığında. Açığa CO2 ve H2O çıkıyorsa burada demek ki kalabalık bir madde topluluğu var ki açığa farklı iki tane ne çıkmış? Bileşik çıkmış. Burada da daha büyük bir bileşik var o zaman. Ne oldu? Isı aldı ya da yandı. Yanma olayı gerçekleşti. Bu sadece bileşikler için geçerlidir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Devam edelim. Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapılı, moleküler yapılı bir elementtir? Şimdi bakıyorum, demir atomik yapıda. Şuradan geri alalım. Şimdi Demir atomik yapıda arkadaşlar. Moleküler yapıda değil. Karbona bakıyorum. Karbon da yine atomik yapıda. H2O'ya baktım. zaten element değil ki. H2O su molekülü. Yani bir bileşik. Bu da değil. H2SO4 bu da bileşik. He. F2'ye baktığım zaman diatomik yapılı moleküler bir elementtir. Cevabımız B seçeneği. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sembolleri ve adları eşleştirmeleri yapılmış. Bunlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum. Kükürt S. Doğru. Gümüş. AG. Doğru. Altın. AU. Doğru. Potasyum. K. Doğru. Fosfor. Fosfor F ile gösterilmez arkadaşlar. Fosforun sembolü P'dir. Yanlış olan seçenek E seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar YGS 2017'de çıkmış bir soru. Şimdi atom, element ve bileşikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum. Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur diyor. Aynı cins dediği için doğru değil arkadaşlar. Bileşikler iki veya daha fazla farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. O yüzden birinci seçeneğimiz nedir? Yanlıştır. Çünkü bileşikler yine su molekülünü örnek verirsem bakın hidrojen ve oksijen var. Farklı iki cins atom bir araya gelmiş. Burada bize ne demiş? Aynı cins dediği için yanlış. Devam ediyoruz. Nötr bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir. Arkadaşlar eğer bir atom nötr halde ise elektron alışverişi yapmamış demektir. Elektron alışverişi yapmadıysa da çünkü nötr demek tek başına olduğunu düşünelim. Mesela sodyum atomunun. Etrafında herhangi bir atom yok. Elektron alışverişi yapmamış. Tek başına duruyor. O zaman elektron alışverişi yapmadığı için elektron sayısı da değişmez. Proton sayısı da değişmez. Ve nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşit olur arkadaşlar. Bu seçeneğimiz doğru. Devam edelim. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. Evet Mesela sodyum atomu düşünelim. Aynı cins sodyum atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Doğru cevabımız D seçeneği. Bakın ne kadar kolay bir soru. YGS 2017'de çıkmış. Sadece element ve bileşiklerin ne olduklarını, tanımlarını ve sahip oldukları özellikleri bilmemiz yeterli arkadaşlar bu soruyu yanıtlayabilmemiz için. Yine YGS 2017'de çıkan bir soru. Elementlere ait aşağıdaki sembol ad eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum krom cr doğru. Mangan mn doğru. Bakır cu doğru. Kalay sn doğru. Gümüş arkadaşlar gümüşün sembolü ag'dir. Şimdi yanlış olan seçenek E seçeneği. AU kimdi? Altın. Bakın ne kadar basit bir soru. Yanlış olanı soruyor. E seçeneği. Yine YGS 2013'te çıkan bir soru arkadaşlar. Şimdi tabloda iyonlar ve bulundukları bileşikler verilmiş. Diyor ki aşağıdaki formülleri verilen bileşiklerin hangisinin adı karşısında yanlış eşleştirilmiştir. Biz şimdi yaygın adlarını görmüştük. HNO3 nitrik asit doğru. KNO3 Potasyum nitrat. Doğru. NaOH sodyum hidroksit. Bu da doğru. H3PO4 fosforik asit. Bu da doğru. H2SO4 arkadaşlar sülfürik asit olması gerekiyor. O yüzden yanlış seçeneğimiz D seçeneği. H2SO4 neydi? Sülfürik asitti arkadaşlar. Yani zaç yağı dediğimiz Bilişik. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. EBA üzerinden gönderdiğim alıştırmaları, testleri çözmeyi unutmuyorsunuz, konu tekrarlarına bakıyorsunuz. O sebeple uzaktan eğitim portalından yine derslerimizi takip edip ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Gelecek ders görüşmek üzere, hoşçakalın.